Dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimleri devam ediyor. Saat saat neler yaşanacak size özetlemeye çalışacağım şimdi. Çünkü biliyorum aranızda bazı yatırımcılar var. Onlar özellikle ilgililer Amerika'yla. Ama Amerika'da kimin başkan seçildiği ve meclisi nasıl oluştuğu sadece ekonomiyi ilgilendirmiyor. Bütün dünyanın jeopolitiğini, siyasetini, gidişatını etkileyebiliyor. Bu nedenle seçim gecesiyle ilgili size küçük bir rehber hazırladım. Saat saat ne yaşanacak, hangi adımlarda neler olacak bütün bunları anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Eğlenceli değişik bir içerik. Bu gece boyunca ayakta kalıp eğer seçimleri izlemek istiyorsanız saat saat nereden neyin çıkacağını karşınıza öğrenmiş olacaksınız. Daha verimli olabilirsiniz ve gerekirse uykunuzu alıp sonra tekrar televizyonun başına geçebilirsiniz. Türkiye saatiyle 02'de gece yarısı oy kullanma geleneği var. Bu çoktan gerçekleşti. Her şeyin başlangıcı New Hampshire'da küçük bir köy bu. Dixville Notch diye geçiyor ismi. Toplam 6 tane seçmen var orada oylarını kullandılar. Harris ile Trump orada başa baş kaldılar 3'e 3. Bu arada enteresan veri daha evvel burayı Biden ve Clinton kazanmıştı. Bu çerçevede belki de Trump için iyi bir mesajdır. Ama öte yandan bu köydeki 6 seçmenin 4'ü kayıtlı cumhuriyetçi. Demek onlardan bir tanesi demokratlara girmiş. Çok önemli bir oynama değil elbette ama günün açılışı için eğlenceli bir gelenek. Türkiye saatiyle ilk sandık kapanışları saat 02'de gerçekleşiyor. Georgia, Virginia ve Güney Carolina'da kapanışlar gerçekleşiyor. Bu ilk sonuç dalgası ve heyecanı da yükseltiyor tabi. Virginia'daki sonuçlar eğer net bir galibiyet varsa hızlıca gelebiliyorlar. Georgia için ise genelde biraz daha beklememiz gerekiyor. Ve Georgia genellikle seçimler için önemli bir gösterge oluşturabiliyor. İstanbul saatiyle saat 2'den itibaren yine bazı kritik eyaletler sürece katılıyorlar. Kuzey Carolina, Ohio ve Batı Virginia'da sürece katılıyor. Kuzey Carolina Trump'ın kırmızı tutmak için yoğun çaba harcadığı bir kritik eyalet maviye dönerse Trump için işler çok zorlaşabilir ve böyle bazı göstergeler vardı. O Ohio'daki başkanlık yarışı çok yakın değil ama Senato yarışı oldukça heyecan verici orada. Batı Virginia'da ise erken bazı değişik duyurular gelebilir. Türkiye saatiyle saat 3'ten itibaren 17 bölgede sandıklar kapanıyor. Bunlar arasında Pensilvanya var ki en önemli eyalet şu anda bütün seçimlerin sonucunu belirleyecek yer. Buradaki kapanıştan sonra oylama sonuçlarını, sayım sonuçları herkes bekleyecek. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. Amerika'da seçimler tam gaz devam ediyor. CNBC'nin bir yayını bu. Her iki adayla Pennsylvania yanında çok yoğun kampanya yürüttüler. Dolayısıyla burada olan bitenler seçimi bütün gidişatını etkileyebilir. Herkes büyük bir heyecan içinde bekliyor. Türkiye saatiyle saat 03.30'da sandıklar tamamen kapanıyorlar. Arkansas'ta da sandıklar kapanıyor. En son orası kapanıyor. Burada Trump için bir galibiyet bekleniyor ama Georgia ve Kuzey Carolina gibi eyaletlerdeki eğilimleri görmeye başlamakta. yine bu saat diliminde mümkün hale gelecek. Çünkü bazı sayım sonuçlarını almaya başlıyoruz. Türkiye saatiyle sabaha karşı 04 çok kritik. Burada artık kritik eyaletlerin sonuçlarını görmeye başlıyoruz. Arizona, Michigan ve Wisconsin gibi 15 eyalette sandıklar kapanıyor. Iowa'da bir sürpriz bekleniyor ki NXO Cumhuriyetçilere oy verir ama Harris burada kazanabilir diye bir söylenti var. Dün bir anket yayınlandı. Texas'ta da sandıklar kapanıyorlar. Texas'ın kırmızı kalması bekleniyor. Texas'ta da sandıklar kapanıyor ve Texas'ın muhtemelen kırmızı kalması Trump için bir zafer olması bekleniyor. İstanbul saatinde 05'te Nevada, Montana ve Utah sandıkları da kapanıyorlar artık. Nevada'da sayımlar genelde yavaş ilerliyor. 2020'de en son açıklanan eyalet olmuş. Montana'da senato yarışı heyecanı bekleniyor. Bu saatte Georgia ve Kuzey Carolina'da da sonuçlar netleşmeye başlamış olabilir. Türkiye saatiyle sabaha karşı 06'da batı kıyısındaki eyaletler kapanmaya başlıyor. Amerika tabi dev bir ülke. Bu dev ülkenin doğu kıyısı ile batı kıyısı arasında ciddi zaman farkı var. Batı kıyısında Türkiye saatiyle ancak 06'da geliyor sandık kapanışları. Kaliforniya'da seçim sonuçları genelde çok uzun sürede alınabiliyor. Burada özellikle temsilciler meclisinde önemli koltuk mücadelesi var. Ama eyaletin genelini demokratların kazanması bekleniyor. Bu noktada sonuçların nasıl şekilleneceği konusunda da bir tablo oluşmaya başlıyor Amerika genelinde de. Sabaha karşı 07 ile Türkiye saatinde Hawaii'de kapanıyor. Genelde kesin sonuçlar bu saatte kadar açıklanmış oluyor ama belirsizlik varsa bu son saatlere kadar tartışmalar devam edebiliyor yeniden sayımlar, itirazlar da gelebiliyor. Ama yine de Türkiye saatiyle 7'de büyük oranda sonuçları görmüş olacağız. Ne zaman? Yarın sabah tabii. Ve Türkiye saatiyle saat 8'de Alaska'da kapanıyor. Ve artık bu son kapanış, bu sandıkların kapanışındaki son adımı da oluşturuyor. Eğer hala sonuçlar belirsizse çarşamba gününe kadar sürebilir sayımlar. 2020'de Wisconsin ve Michigan gibi eyaletlerin sonuçları bir gün sonra açıklanabilmişti ancak. Bütün sandıklar kapandıktan sonra esas eğlence başlıyor. Koltuklara yerleşeceğiz. Ben de o sırada yayınları izlemeye çalışacağım. Sonuçları herkes kendi unutmaya çalışacak. Büyük bir heyecan yaşanacak. Amerikan televizyonlarını orada yakından takip edeceğim. Evet böyle heyecanlı bir gece. Tabii Amerikan seçimlerinden bize ne diyebilirsiniz ama öyle değil. Demin de söyledim bir kere yatırımcı olarak çok beni heyecanlandırıyor. Çünkü Trump'ın kazanması daha çok işime geliyor yatırım açısından baktığımız zaman en azından kısa orta vadede uzun vadede pek etkisi olmuyor bu işlerin. Ve Trump'ın Amerikan ekonomisini biraz rahatlatacağını bunun dünyanın genelinde olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ama bakalım ne olacak göreceğiz. Benim tahminim hala Trump'ın kazanma ihtimali birazcık daha yüksek. Anketlerde ve bahis sitelerinde bir sürü başka seçenek gözüküyor. Harris'in kazanması da gayet mümkün. Son derece kafa kafaya bir yarış. Ben ama çoğu yorumcudan farklı olarak seçimlerden sonra büyük bir karmaşa beklemiyorum. Çünkü Trump'ın etrafında bir sürü sağduyulu insan var. İlhan da bunlardan bir tanesi. Yani sandıklara elbette itiraz edilecektir hatalı sandıklara. Ama geçen seçimlerde yaşandığı gibi veya saray baskını falan beklemiyorum. Gece enteresan şeyler olursa canlı yayında açabilirim. O yüzden YouTube kanalımı izlemeye de kalın. Herkese açık bir canlı yayın olur bu. Amerika'da seçimlerin enteresan bir noktası bizdeki gibi hayat durmuyor. Şu anda borsada açık. Borsa epey olumlu bakıyor. Dün Palantir nefis bir bilanço getirdi. Borsayı da yukarı aldı biraz. Palantir bilançosu ile ilgili değerlendirmeyi sevgili Discord üyeleriyle paylaştım. Siz de Discord üye olun onu kaçırmayın. Dün zaten canlı yayında da beraberdik Zoom'da. Bugün de borsa böyle tekrar bir sanki Trump kazanımını değerlendiriyor. Fiyatlıyor gibi gözüküyor. Çünkü Tesla yukarıda. Çünkü Bitcoin hafif tekrar toparlamış durumda. Ama bence aslında temel var. Kimse ne olacağını bilmiyor. Goldman Sachs'in bugün yayınladığı bir rapora göre eğer Trump her şeyi kazanırsa red swipe yani hem başkan olacak hem meclise hem de senatoya alırsa bu durumda S&P 500'de %3'lük bir yükselme bekleniyor. Kamala Harris her şeyi kazanırsa %3'lük bir düşme bekleniyor. Ara durumlarda ise borsanın genelde yukarı gideceği düşünüyor. %1,5 civarında ara durumdan kastım. Mesela başkanlık Harris'te ama alt tarafta senato ve meclis bölünmüş gibi veya tam tersi. Bu durumda borsanın işimize bakalım buna zaten önemli kararlar alamazlar fiyatlamasını yapacağı öngörülüyor. Her iki başkanın da ekonomik politikalarının enflasyonist olduğu düşünülüyor. O yüzden muhtemelen Amerika'da faizlerde tekrar yükselişler gelebilir. Öte yandan bu da var. Yarın FED faiz kararına açıklıyor. Orada da 25 bas puanlık bir indirim bekliyoruz. O çünkü geçmişin verisiyle hareket ediyor. Başkanın kim seçileceğinden bağımsız olarak. Bugün Merkez Bankası Başkanı Powell şöyle bir açıklama yaptı. Başkanlığım dönemindeki dördüncü seçim bu. Ben bunları hiç aldırmıyorum. Bizim için önemli olan vatandaşımızın enflasyona ezilmemesi ama işsizlikten de fazla çekmemesi. İnancım o ki bu seçimler bir 6 ay sonrasında kalsaydı Trump kesin kazanırdı. Niye? Çünkü Amerikan ekonomisindeki bozulma artık somutlaşıyor. Son istihdam verileri çok kötüydü gerçekten. Ama imdatlarına yetişti. Buraya kadar idare ettiler. Demokratlar adına söylüyorum. Bakalım neler çıkacak merakla bekliyoruz. Beni takip etmeye devam edin. Belki canlı yayın açarız bir anda. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.